Evet, Antalya bölgesinden sevgili başpehlivanımız, değerli kardeşimiz Kemal Karaboğa, Gökhan Arıcı'yı birinci turda mağlup etmeyi başardı. Her meydanda Seyfettin Selim, güreş severleri, güreş ağalarının protokolünü şu an selamlıyor. Ona da büyük bir dayanışma var ve ağalar çadırında Seyfettin Selim yerini alıyor. Evet, Nadir Takı, Mehmet Yeşil Yeşil müsabakasına geldik tekrar. Birinci tur müsabakaları değerli güreş severler. Kaan, Kaya ve... Evet. Evet, Erkan Ertan. Her iki güreşçi de, evet, şu an hemen protokolün önünde. Her iki güreşçi de bu sene baş pehlivan olma başarınız gösterdiler şu an. Ekranlarınıza gelen güreşte Mehmet Yeşil Yeşil, Nadir Takı. Son zamanlarda Nadir Takı da bayağı zorluyor İbrahim Bey. Yani yapmış olduğu güreşlerde Nadir Takı'nın da performansı. Yani kolay peşeden bir baş pehlivan yok, değil. Çünkü şu anda demin dedim ya, artık Kırpınar'ın son provaları. Bütün güreşçiler performansları en üst düzeyde. Yani kimin ne yapacağı hiç belli değil. Hepsi çok formda, güreşçilerimizin hepsi çok formda. Evet. İyi güreşler yapılıyor. Bir de tabii bu güreşlerde puanlama, tabii hepsi puan alan Kırpınar'a geleceği için güreşler çok daha farklı, çok daha çekişmeli geçiyor. Evet, ben puanlama gerçekten çok farklı bir hava getirdi. Zaman zaman olumlu, zaman zaman olumsuz tepkiler vardı ama yani genelde çoğunluk bir tarafta kalmadı. Herkesin fikri var. Baş pehlivanlar içerisinde de pehlivan gibi çalışmaya başladık, bu işe daha fazla önem vermeye başladık diyen baş pehlivanlarımız var. Aslında bugün Sezgin Yüksel'i göremiyorum burada. O da Kocaeli'de. Evet, bu arada Ekrem Yavuz Güngör Ekin'e galip geldi. Hemen kule hakemlerinin önünde. Evet. Değerli izleyenler, şu an ekranlarınızda göremiyorsunuz ama Güngör Ekin'i Ekrem Yavuz galip geldi. Birinci turda Güngör Ekin'i yenme başarısını gösteren Ekrem Yavuz, Karamürsel Kulübü adına ikinci tura geçti. Evet, şu anda evet, bu güreşte kalalım biraz, ekrana gelen güreşte. Nail Kurt Pehlivan, Kasır güreşliğinden dolayı AKM'nin tarafından ikinci iddia verilmiş. Evet, şu an ekranlarınıza gelen güreşte yine iki Karamürselli genç pehlivan var. İşte meydan, işte pehlivan, size tekrar pehlivan. Mehmet Yeşil Yeşil, Nail Kurt müsabakasına döndük. Getirdiği maşıyla hurmayı, mehterler oturmuş çabalar, dağılıyor zurmayı. Pehlivanım, şahit ve küçüktür ama, orada gökten indir aşağıya, koskoca turnayı. Evet, protokol önündeki güreşe gidersek biraz, orada iki tane genç baş pehlivanın kıran kırana müsabakası var. Her ikisi de birinci turu ben geçeceğim diyor. Şu an ekranlarınızda Mehmet Yeşil Yeşil, Nail Kurt var ama evet, Erkan Ertan ve Kaan Kaya. Evet, burada Kaan galip geldi. O görüntüyü ekranlarınıza taşıyamadık ama yine Kaan Kaya, Erkan Ertan'a üstünlük sağladı. Birinci turu geçen baş pehlivan oldu değerli izleyenler. Evet, tabi biz çıplak gözle gördüğümüz alanı otokontrol sistemiyle gördüğümüz için her iki güreşte de iki tane Karamürselli güreşçi Ekrem Yavuz'la beraber Kaan Kaya da birinci tura geçerek galibiyeti isimlerini yazdırdılar. Şu an tabi Trakya'nın tek baş pehlivanı Ahmet Yavuz ekranlara geliyor. Ben doğrusu Ahmet Yavuz adına çok üzülüyorum. Çünkü tek, İbrahim Bey, bu konuyu çok işledik. Burada Trakya Birliği Genel Müdürlüğü'ne özellikle sesleniyorum. Yarın bu aktivite dışında kalsa bile Ahmet Yavuz'dan eğitici olarak faydalanmamız lazım. Genç baş pehlivanları yetiştirecek, pehlivanları yetiştirecek alanda kullanılması lazım. Soner Toto geliyor onun peşinden. Evet. Yani evet. Trakya'da bu güreşçilerin sayısını bir türlü arttıramıyoruz.
Nerede bu Trakya'nın ekmeğini yiyen sanayiciler? Nerede bu iş adamları? Neden bu sponsorluk, bu başmenüvanların ilerlemesi konusunda yardımcı değiller? Artık doğru söylüyorsun. Trakya'da çok daha Ahmet Yavuzlar gibi en az bir 15-20 güreşçimizin olması gerekir. Ama biraz önce de söylemiştim. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Sedefçi bir proje başlattı. Güreşçilerimizi işe alarak istihdam etti. Bu çocuklarımız alttan çok daha yani altyapıyı iyi getiriyoruz. Spor Soner Toto gibi birkaç tane daha güreşçimiz şu anda kürsüde her zaman. Ahmet Yavuz'u eğitici de yapacağız inşallah ama Ahmet Yavuz birkaç yıl daha Edirne ve Trakya'ya hizmet edecek. Trakya'nın sembolü olacak. Tabii gönül ister ki bugün Tekirdağ'da Ahmet Yavuz gibi 15-20 tane Trakya'nın insanı, Trakya'da yetişmiş güreşçimiz olsun istiyoruz. Şu anda da ekrana çok net gelen Ahmet Yavuz gibi birkaç tane daha sporcumuz olursa tabii ki çok mutlu olacağız biz. Evet Sayın İbrahim Doğan'a yürekten katılıyoruz. Evet şu an Ahmet Yavuz, o da birinci turda ve o da çok önemli bir mücadele içerisinde. Müsabaka hakkında ne söyleyeceksin İbrahim abi? Şu anda çok iyi bir müsabaka, denk bir güreş. Yani şu anda Ahmet Yavuz biraz daha üstün güreşiyor. Gözüken o. Ama ikisi de çok formda. Yani bu bir yerde hata yapan yenilecek gibi gözüküyor. Çünkü kuvvetler eşit. Evet, diğer boylarda da güreş severler. Orada da heyecanlı güreşler var. Bu arada Recep Koşan'ın yanında genç boy pehlivanları görüyoruz. Evet, burada birinci turda görüyorsunuz. Nail orada kıran kırana müsabakalar çıkarttı. Özellikle kolay pes etmiyorlar değerli izleyenler. Ama şu an genç boyları görüyoruz. Bakalım Recep Koşan hangi boyu soluyor? Değerli güreşçilerden, Cenab-ı Allah Türk milletine vermesin illeti, dünya yüzünde sağ olsun Türk milleti. Tekirdağ üzümcüleri, üzümden yaparlar çileyi, dibine şeker tortusu, dünya yüzünde sağ olsun kahraman, şanlı Türk ordusu. Tabii Mehmet Bey, bu demin biraz önce söyledik ya, sporcularımızın, bu sporcuların yetişmesi hakikaten çok zor. Çok büyük emek istiyor. Sponsorlara ihtiyacımız var. Bu özellikle yağlı güreşte sponsor olay çok önemli. Destek çok önemli. Ancak bu desteklerle sporcularımız bir yere gelebiliyor. Onun için özellikle ağalarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür güreşleri organize eden organizatörlerimize teşekkür etmek lazım. Bunlar sahip çıkıyor. Belediye başkanlarımız sahip çıkıyor. Onlara da teşekkür etmek lazım. Yoksa bunların, bu sporcularımızın yetişmesi kolay olmuyor. Evet. Kolay yetişmiyor sporcular. Değerli izleyenler, bugün tabii Sayın Doğan'la beraberiz. Kendisi bize yorumlarıyla destek veriyor. Şu anda birinci turda dört baş pehlivanımız kaldı. Bakalım. Evet, Ahmet Yavuz gerçekten Karamürsel Edirne müsabakasında bayağı baskın. Özellikle baskı kurmada. Diğer güreşte de şu an evet Recep'i görüyoruz. Reşat, evet. Reşat'ın orada, evet, gördüğünüz gibi sıkıntılı anlar yaşıyor Reşat ama Reşat da fena bir baş pehlivanımız. Tabii ki, tabii ki. Yani boy ortalaması şimdi orantısız bir şey var ama arada fizik farkı var. Evet, evet. Şükrü Kazan için neler söylüyorsunuz İbrahim Bey? O da evet. Yani bu sezon iyi müsabakalar çıkartıyor. Tabii Şükrü Kazan da bu sene evet, çok da, çok herhalde formda, çok iyi performansa sahip. Şu anda İyi bir kümde arayışı içerisindeydi Şükrü ama evet. Reşat hemen paçaya
tam zamanında evet. sarıldı. Pozisyonun evet. Kaçırdı pozisyonu evet. Zor bir pozisyondan kurtuldu ama. Kurtuldu. İbrahim Bey özellikle son zamanlarda özellikle iç ve dış paçalarda, kazıklarda, kasnakta ve çangalda burada hamlelerde özellikle künde bunlarla alakalı söyleyeceğiniz bu estetik, bu tamaşa sanatını güreşseverler tam görebiliyorlar mı? Valla şunu söyleyeyim, geçmiş yıllara göre bu yıl çok daha yağlı güreş oyunlarını görmeye başladık. Yani şunu söyleyeyim, geçen seneye göre mukayese edersek bu sene çok daha farklı, çok daha net yağlı güreş oyunlarını görmeye başladık. Geçmiş yıllarda çok fazla bu oyunları göremiyorduk. Yani, şu anda evet, Reşat. Şu anda evet. Olmadı Reşat. Evet aslında Reşat'ın orada hamle denemesi... Şimdi yakın hareketi. Kendi oyunuyla evet. Kendi oyununla evet. Şükrü Kazan'ı görüyoruz. Evet o da birinci turu geçti. Ama seyirci güzel güreş izliyor. Evet. Güzel oyunlar oluyor. Keyifli. Yağlı güreş, evet yağlı güreş oyunlarını çok net görebiliyoruz artık biz. Evet değerli izleyenler, bugün tabii protokole değerli güreş ağları katkı sağlamaya, Halil Sayı'ya destek vermeye devam ediyorlar ama gerek sivil gerek güreş ağları çadırına bakalım kimler gelmiş. Süleyman Cin'i görüyoruz. Ordu Kumru güreş ağası. Gebze Hünkarşehir'ini yakından tanıdınız. Yine Sayın Mustafa Ölmez. Seyitan Cafferoğlu Kızılpınar'dan. Kızılpınar güreş ağası. Ahmet Oflas'ı görüyoruz. O da Malkara güreş ağası. Faruk Hançer Karahalil'den güreş ağası. Serkan Şen Sinanlı'dan güreş ağası. Hüseyin İleri Safranbolu güreş ağası. İsmail Besti Şarköz güreş ağası. Şarkı'ya buradan selamlarımı yolluyorum. Yusuf Yoldaş son yılların çıkışta olan Kağıthane'nin çok başarılı güreşlere ev sahipliği yapan Sayın Vazlı Kılıç Belediye Başkanı'nın güreş ağası Kağıthane'nin. Burada tabii Süleyman Kaplan'dan bahsetmeden geçemeyeceğiz. Aynı zamanda o da bir Tekirdağlı eski başpehlivan, ünlü organizatör Süleyman Kaplan. O da bugün bu organizde büyük bir emek sarf etti ve Osman Şahin, rahmetli merhum 4 yılın üzerinde başarıyla onurlu, gururlu bir tarihe, bir miras bırakan rahmetli Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin de bugün burada. Çerkezköy'den Mesut İşlek, yine Velimeşe'den belediye başkanı Sayın Rasim Yüksel burada ama güreş sahası Kani Tezcan da bugün buraya destek verdi. İki değerli insan. Ali Çopeylivan Köy, güreşlerin kurucu ağlarından İbrahim Girgin, aynı zamanda İpsala Ticaret Borsa Başkanı. Bunun yanı sıra da Kani Tezcan, o da Velimeşe adına bugün buraya teşrif etti. Ama Sayın İbrahim Girgin'le beraber Necmi Sezer'i de bugün protokolde görüyoruz. Dindar Seçen Karahalil Belediye Başkanı ve Ayhan Bölükbaşı Rumeli Balkan Federasyonları Genel Başkanı ve Nihat Efe'yle yardımcısıyla beraber bugün burada. CHP İl Başkanı. Evet onların hepsi bugün burada ve daha fazlası Tekirdağ yağlı güreşlerinde destek verenler arasında. Evet birinci turda Edirne ve